Hocam merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben beden ve ruh arasındaki ilişkinin bilim bazında yerini merak ediyorum. Bir fizikçi olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz, ne düşünüyorsunuz? Hocam gene bu atacağım bir alan mecbur. Çünkü bir felsefeci olarak cevap vereceğim ama burada tabii bu benim uzmanlık alanımın dışında. Sadece şunu söyleyeyim. Fizikte de gördüğümüz bir olgu var. Bu olgu nedir? Zuhur etme. Zuhur etme nedir? Sistemin parçalarında olmayan bir özellik bütünde açığa çıkıyor. Aslında kuantum mekaniği, hocam bahsettiği kuantum mekaniğinden de beliren ve özellikle komplike fizik sistemlerinde olan bir olgu. Ya parçalar da olmayan bir olgu bütünde ortaya çıkıyor ve parçaların özelliklerinden bağımsız. Değiştirsen de o parçaları gene aynı şeyi yakalayabiliyorsun çoğu zaman. Buna zuhur etme diyoruz felsefede. Emergence. Emergence parçadan, bütünün parçadan fazla olması. Ben zihnin, yani ruh dediğimiz kavramın, benim şahsi kanaatim yine, beyinden zuhur ettiği kanaatindeyim. Yani beyin, nöronların kendisinin zihin özelliği yok. Bireysel alırsak. Ama nöronları belli şekilde bir araya getirdiğinde parçalarda olmayan bir özellik olarak zihin açığa çıkıyor ve bence ruh dediğimiz kavram bu kavram. Yani parçalardan açığa çıkan ayrı bir cevher değil de bizim beynimizin belli şekilde nöronlar bir araya geldiği zaman ortaya çıkardığı bir özellik. Bunun çok örnekleri var, dedim, fizikte de var. İşte elektron çipleri oluşturuyorsunuz bir sürü. Süper akışkanlık diye bir şey çıkıyor. Elektronun kendisinde yok bu özellik. Hatta en bildiğimiz katılık. Şimdi bu şişe katı. Atomlar katı mı? Yok. Atomlar bir araya geldiği zaman katılık ortaya çıkar. Tek atomun katı olduğundan bahsedemezsin. Gaz veya sıvı olduğundan da bahsedemezsin. Atomlar bir araya geliş şekilleri onu katı yapar veya sıvı yapar veya gaz yapar. Bütünde olan bir özellik. Parçada yok bir özellik. Hatta elektron mikroskopun altına koy, bunun gaz mı sıvı mı katı mı göremezsin o kadar zoomlanınca. Bütüne bakman lazım biraz ki anlayasın. Bence ruh böyle bir özellik. Ama ayrı bir cevher de olabilir, dualizm. Ona da ihtimal vermekle beraber ruhun böyle bir açığa çıkan bir özellik beyin. O yüzden ki beyin öldüğü zaman ruhumuz da gidiyor. Ona bağlı. Öyle ciddi bir bağlar var. Benim şahsi kanaatim. Yani çok uzmanlık alanım değil.